Doktor doktor baksana. İşte şurada bir zeze gördüm. Hemen gidip onu yakalayacağım. Eyvah sana ayva kaçmalıyız. Zezenizi yakalayacağım. İyi misin Zeze? Ya kaç gündür böyle öksürüyorum Pepe. Niye ki acaba? Hadi oyunumuza devam edelim. Sarı araba bizi yakalayamaz. Kaçın. Zeze sen çok öksürüyorsun. Hasta mı oldun acaba? Hayır hasta değilim ki. Annen seni doktora götürmedi mi? Ben öksürünce annem beni hemen doktora götürüyor. Hayır doktora gitmedim Pepe. Ben hasta değilim ki. Niye gidecekmişim? Ama öksürüyorsun. Hadi yakalayın beni hadi. Kaçıyorlar kaçıyorlar. Yakalayın. Ben geldim. Merhaba Bibi. Çok öksürdünüz. Merhaba. Zeze iyi misin? Evet ne oldu ki? Çok öksürüyorsun. Evet bugün öksürdün. Doktora gitmelisin bence Zeze. Bibi bize kitap getirmiş sanırım. Evet bakın. Ay çok merak ettim. Nasıl bir kitap? Ne anlatıyor Bibi? Daha hiç okumadım. Annem yeni almış. İlk kez biz mi okuyacağız yani? Evet Pepe. İyi de kim okuyacak kitabı? İsterseniz ben okuyabilirim çocuklar. Evet hadi oku şu. Adı neymiş? Doktor doktor baksana. Ne güzel bir ad. Ben doktorları çok severim. Evet çünkü doktorlar hastaları iyileştirir. Hepsi iyi insanlardır. Benim hasta olduğumu mu düşünüyorsun Pepe? Ben doktor değilim bilemem. Ama doktora gidersen sana hasta olup olmadığını söyleyebilirim. Hadi kitabı oku şuşu. Bir dakika. Peki abi. Hani sevgili doktor kitabında yüzü hiç gülmeyen bir doktor vardı ya. Evet aksi doktor. Bütün doktorlar aksi. Surası asık mıdır? Olur mu hiç bebe? Doktorlar iyi ve güler yüzlü insanlardır. O öyküdeki sadece biraz asık suratlıydı ama o da gülmeyi öğrenmişti anımsarsan. Evet. Doktorlar iyi insanlardır bebe. Hasta insanlara hep yardım ederler. Anladım. Hadi artık doktor doktor baksana kitabını dinleyelim. Çok merak ettim. Hadi şuşu. Tamam canım okuyorum. Zamanların birinde sık sık hasta olan bir kız varmış. Hepsi. Bir de dünyalar tatlısı. Tüm hastalara yardımcı olmak için can atan bir sevgili doktor varmış. Bakalım bugün kimlerin iyileşmesine yardımcı olacağım. Bakalım masalda neler olacak? Hadi hemen tıkla ve izle.